Evet, beni çağırmışsın. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz. Biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Efendim, sizin bize söz verdiğiniz bir Arnavutluk toprağı vardı da. Onu vereceğim. Onu şu Makedonya'yı falan, Yugoslavya'yı parçalayalım, veririz. E peki ne zaman parçalayacaksınız? Onu çok merak ediyorum. Romanya fikşerimize gelsin. Bir tansiyon artsın. E ben arttırayım tansiyonu hemen. Nasıl? Ah, yine yanlış bir şeyler yapma ya. Efendim, arttırdım. Nasıl arttırdın? Bakın, dakika, Yugoslavya'da savaş hedefi. Ama sen şimdi, lan oğlum ne yapayım? Ne dersiniz? Onu kaldır, kaldır onu, kaldır, kaldır. Nisin? Şöyle ki, senin faction alabilmek için ilk önce faşist olman lazım. Bu yaptığın sana zarar olur. E faşist olacağız zaten. E faşist onun sonu, istediğin gibi alırım ben senin faction'ı. Şu an %100 dünya tansiyon istiyor. Yapabilirsen alayım. Olur, olur. Aynı zamanda Türkler İngilizlerle bir savaşa girmiş. Ben ne? Ben bir İngilizlerle görüşeyim. İngilizlerle mi? Evet. Sen direkt İngilizlerle konuşma. Direkt Türkiye'ye savaş sebep at. Koş. Konuşayım. Belki çıkarlar mikarlar. Belki yanlışlıkla bir şey olur. Ben de konuşayım. Belki bir Antalya düşer. Efendim ama neyse, bir Antalya bizim hedefimiz. Hah, geldim. Efendim, nasılsınız? Nasıl benim maskettim? Umurumda bile değil. İtalya elçiliğindeyiz şu an. Burası benim bir toprağım oluyor. Sayın İngiltere, hayır, size destek vermeyin. Efendim, dinlemeyin. Yani. Sayın Çemberi. Biz Yunanistan'la size destek vermeyi isteriz bu savaşta. Tabii ki de kabul ederiz bunu gönül rahatlığıyla. Bize peki Mersin veya Antalya verilebilir mi İtalyanlara bu desteğimiz sonucunda? Yani şu an toprak paylaşımı konusunda kesin bir şey söyleyemeyiz. Çünkü ne biliyoruz biz inanla? Yani... Efendim, Türkler üzerindeki hedefiniz nedir acaba? Neden savaştasınız? Efendim, yani bizim petrollerimiz olan yere saldırıda bulundular. Ki bunun yani çok büyük bir yaptırım olacak kendilerine. Ha, siz öyle diyorsunuz. Evet, biz Irak'a garanti atmıştık. Ve şu anda ana karalarını kratere kadar indiriyoruz. Efendim, açıkçası size destek vermek isteriz. Lakin bizim de bazı hedeflerimiz var. Tabii ki de sizin isteklerinizi kabul edebiliriz. Lakin İtalya'nın istekleri konusunda biraz kararsız. Efendim, zaten İtalyanları o yüzden kovduk. Çünkü istediğimiz toprağı istiyorlar. Antalya tamamen anlıyoruz. Bizim olmalı. Biz olmalıyım. Zaten volunteerlarını kabul etmeyeceğiz. Peki biz kısa süreliğine fasist olsak sizin için bir sorun olur mu acaba? Yani... Gerçi olmaya gerek yok mu? Sıkıntı yani... yok efendim. Sıkıntı yok. Siz ne zaman girebiliyorsunuz Türklere? 200 gün. Tamamdır efendim. 200 güne zaten biz büyük ihtimalle bayağı bir ilerleme kat etmiş olacağız. Yani bizim gerçekleştirmeyi istediğimiz sadece Megalia'ya toprakları var. Siz tabii uygun görürseniz tüm Anadolu'yu da işgal edebiliriz. Lakin yani Megalia'ya toprakları şu anlık yeterli. Bir de sizin aramızda kesinlikle adil bir paylaşım olacaktır, merak etmeyin. Çok teşekkürler. Yani biz özellikle... Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bir kısmını istemiyoruz zaten kesinlikle. Tabii. Tabii ki savaştaki yani... basarilerimize göre de size yardımcı olacağız. Özellikle kıyı bölgelerini istiyoruz elbette. Mersin, Antalya tabii gibi de. Bölgeler. Tabii ki de zaten bizim de bu Orta Doğu'da bir müttefiye ihtiyacımız vardı. Bu neden siz olmayasın? Tabii tabii, neden olmasın? O zaman biz kesinlikle ve kesinlikle milliyetçi odaklarımıza gitmiyoruz. Tabii ki de efendim. Tamamdır. O zaman biz müsaade edelim efendim. Generallerimize görüşmemiz gereken şeyler var. Tabii. Sorun değil. İyi günler, hoşça kalın. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız Sayın Carol? Bir sözünüz vardı ama gerçekleştirmediniz. Şimdi sözü tutalım. Nasına da. Orada çok fabrika var ya. Siz bir sivil ateşlersiniz bence. Efendim, bizden sivil istemediniz. Sadece orayı vereceğinizi söylediniz. Biz içindeki fabrikayı bilmeyerekten zaten hediye. Bu anlaşmayı imzaladık. Ama hediye, şimdi hediye. Yani biz size Plovdiv'i verelim, siz de hediye olarak bir sivil yollayın. Bence. Tamam. Buyurun. Tamam. Ya biz de size böyle bir siyah altın falan ileride ama olabilir. Ama bunun karşılığında ileride bizim politikalarımızı desteklemenizi istiyoruz. Yani şimdi destekleriz, desteklemesine de nasıl politikalar bunlar? Özellikle Türkiye
özelindeki politikalar. Yani şu komünisti bir aradan çıkarmak lazım. Yani kesinlikle çıkarmak lazım. O yüzden yani burada bizi desteklemeniz sert gibi gözüküyor efendim. Yani evet. Tabii ki ileride Türkiye'ye karşı olan politikalarınızı destekleriz. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Önemli değil. Başka peki bir Yugoslavya konusunda ne diyorsunuz? Yugoslavya konusunda İtalyanlar bizimle görüştü. Yunanistan, biz ve İtalyanlar, yani üçümüz bir ittifak kurup Yugoslavya'ya saldırabiliriz dediler. Biz de kabul ettik. Gayet iyi, yani gayet iyi efendim. Yani birazdan bir Macaristan'a saldırımız olacak. Onun dışında başka bir düşüncemiz yok. Gayet güzel. O zaman başka diyeceğiniz bir şey yoksa sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. Ne dersiniz? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler dilerim. Efendim hoş geldiniz. Bu Türkleri hali ne oldu böyle? Efendim biz kendileriyle görüşmek istedik. Kendilerine garanti attık. Irak'a. Evet. Yani bir de görüşebilir miyiz diye biz yazdık. Yani uyardık kendilerini. Bakın savaşabiliriz dedik. İnatla savaşa girdiler. Hep bu Türkler dik başlığından kaybediyor. Evet, gördüğüm kadarıyla bayağı dik bastılar kendileri. Evet, yani kendileri birazcık kötü bir durumda kaldılar. Yani bizim yapabileceğimiz bir şey yok bu konuda. Biz kendilerini uyardık yani. Efendim, bizim görüşmek istediğimiz şey açıkçası bu savaş bitene kadar biz sanırsam katılamayacağız. Bir tık biz birazcık oyalamaya çalıştık da yanlışlıkla Ankara'ya girmişiz. Yani o yüzden özellikle bizim alacağımız bölgeleri Ankara ve itibarinden solunu siz alırsanız, sizin ittifakınıza girdiğimizde sizden satın alsak topraklar olur mu? Olur efendim, sorun değil. Çünkü en yakın zamanda sizin ittifakınıza girmeyi düşünüyoruz. Lakin tarafsızlık yasamız doğrultusunda sizin ittifakınıza bile giremiyoruz. Dünyanın tansiyonunun anlıyorum artması efendim. Gerekiyor. Yani yakında artacaktır bu peace deal'dan sonra efendim. Belli bir miktarda artacaktır. Gayet iyi, gayet iyi. Ama Ankara ve özellikle onun sınırlarını vermezseniz başka devletlere seviniriz. Tabii ki de efendim. O zaman görüşmek peki. Üzere. Görüşürüz efendim. Sayın Meteksas. Efendim hoş geldiniz Sayın Zahidi. Çok hoş bulduğumuzu beyan edemeyiz. Yani... Ben de hiç hoş durumda değilim açıkçası. Ne kadar güzel planlarımız vardı. Yok ettiler. İçimizden geçtiler. Sadece keşke sizin olsa. Üzülüyorum. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Yani güzelim topraklar aldılar. Çok büyük sıkıntılara soktular. Anadolu'nun haline bakın. Efendim. Ha, Baldwin geldi. Hoş geldiniz Sayın Baldwin. Biz de zaferimizi kutluyorduk Zahidi ile beraber. Evet evet, biz de zaferimizi kutluyorduk. Zahidi pek mutlu değil gibi bu zaferden ama. Yok efendim, nasıl olmasın? Yok yok, çok mutluyuz ya. Ne garip bir adamsın sen, ne garip bir tarzın var. Yumuşak mısın, değil misin, sert mafya mısın, ne böyle oldun? Kendileri bizim petrol sahalarımıza bir saldırı düzenlemiş. Şimdi sen daha neye yemedin ne? Efendim? O saldırı değildir. Saldırı değil. Yani abi, bize saldırı haberi geldi. Yok yok. Efendim yanlışınız var. Bu topraklar bize hediye mi edildi yoksa bir bedeli var mı? Şu anlık bir bedeli yok. Peki. Şu anlık sizden beklediğimiz tek bedel dostluk. Bizim şu an sadece dostlara ihtiyacımız var. Sayın mı? Olur olur. Neden olmaz? Ama Sayın Zahidi de sizin ittifamıza görmek isteriz biz. Yani Zahidi konusunu bizim meclisimizde bir açmamız lazım. Çünkü biz kendisini uyardık. Dedik ki petrollerinizi özelleştirmeyin dedik. Eğer özelleştirirseniz dedik, bizim 39'da üzerinize minik bir vargolümüz gelebilir dedik. Yani kendilerini uyardık biz aslında. Türkleri uyardığımız gibi. Ya efendim yani hani çok da bir zararım size dokunmaz yani. Dokundu. Uçaklarımız havada düştü bizim petrolsüzlükten Türkiye Savaşı'nda. Efendim bizim size... kahraman askerlerimiz can verdi orada. Efendim ben sizlere derim ki... Büyük ayıp yapmışlar. Ben sizlere bağlayayım. Ben size petrolü bağlayayım. Siz bana dediniz ki hayır dediniz. Olmaz. Ama bağlamadınız da. Bağlamadınız da, benim yiğitlerim öldü o savaşta. Tamam da efendim ben siz... şöyle bir durum var. Şimdi bağlamak istiyordum. Ama siz
Irak üzerinde bir garantörlüğünüz olduğu için bağlayamadım. Çünkü benim o sırada petrollerim ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu acaba? Iraklılar tarafından işgal edildi. Yani bilmiyoruz biz efendim. Biz zor toprandık. Yani biz Irak petrolleri, yani şöyle söyleyeyim, Iraklıların tarafından petrolleri zar zor ele geçirdik. Siz bunu evet, bilmiyorsunuz tabii. Sizin dediğimiz gibi konunuzu meclisimize açmamız lazım. Meclisten çıkana bağlı sizin üzerinizde hangi eylemlerde bulunacağımız. Peki yani, efendim. Şu anlık herhangi bir adımda bulunmayacağız ama. Efendim Sayın Zahidi'ye dokunmayın. Yani dokunmayı lütfen düşünmüyoruz. Lakin o petrol sahaları sorunu bizim meclisimizde hala da olan bir konu. Yani bu konuyu umarız ki tatlıya bağlayabiliriz kendileriyle. Bence evet, bağlayabilirsiniz. Yani umarız, umudumuz o yönde. Efendim siz evet, rubber toprağı satıyor musunuz acaba? Satıyoruz. Nereyi satıyorsunuz? Az sonra da Şindistan satacağız. Tamam, o zaman biz bekleyelim. Tabii ki de efendim. Bize söylemek istediğiniz bir şey var mıydı acaba? Hayır, baş, iyi günler dedi. Siz o zaman başka yerde görürsün. Tabii. İyi günler diliyoruz. İyi günler, hoşça kalın. Canım benim. Artık buyurun, bazı şeyler gidiyor değil mi? Artık faşist mi olsan ha? Tabii ki olacağız canım. 50 günüm var. 50 gün mü? Evet. Nasıl 50 gün? 50 güne faşist oldun, oldun, olamadın. Romanya'ya megalidea kurdurun. Efendim siz görüşmek toprakta... Sen. Toprak vereceğiz dediniz. Ha, al, faşist olursan alırsın birader. Ama önce toprak dediniz. Yoksa toprak toprak. Bizi mi kandırdınız yoksa? Evet, siz bizi kandırdınız çünkü. Nasıl? Hala faşist olmadınız. Şu an İstanbul'da çayınızı içiyorsunuz. Ama biz burada Yugoslavlarla savaştık. Efendim, satın aldık o toprakları. Satın aldık. Hı-hı. Gittik, bedelini ödedik, satın aldık. Kaç sivil verdin o toprağı? Bu toprakların hepsine 10 sivili saydım. Ben de etme, senin her şeyini görebiliyorum şu an. Nasıl? Evet. Bari yalan söyleme ya, burada kaç kişiyiz? Yalan söylemiyorum. 50 günüm var. Biz şimdi Almanların yanına gidiyoruz Kirill'la. Görüşmek üzere. Efendim. Efendim. Aman. Sayın buyurun Çocuğum. Efendim. Buyurun. İtalyanların işgali altında kalacağız. Hemen gelin, hemen gelin. Biz buna müsaade edemeyiz. Katiyen. Ama bir önce fokusumuza gidebilir miyiz? Tabii. Hani üzerimizde var gol görürsek gelelim. Tamam. Tabii efendim, tamam. Selamlar bu arada. Buyurun. Efendim siz bizden oldu olduğunuz için sıkıntı yok. Evet, tabii evet, kanımız zaten hep size kaynamıştı. Teşekkür ederiz. Yani içimize hiçbir zaman milliyetçilik olmadı. Tamamen barış. Hayır güzel. Demokrasi dünyanın en güzel ideolojisi. Yani Türklerde bir işgal gerçekleştirdik mi? Hayır. Tabii ki de savunma savaşındayız orada. Tabii ki. Abi. Demokrasi gerçekleştirdik. Ben bir hemen görüşme yapıp Londra'ya uğrayacağım. Tabii ki de efendim. Hoşçakalın. İyi günler diliyoruz. İyi günler. Hoşçakalın. Efendim selamlar Sayın Stalin. Efendim hoş geldiniz. Sayın Metaxas. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz efendim. Çok güzel bir şekilde Anadolu topraklarının yarısını ele geçirmişsiniz efendim. Daha doğrusu sahibi olmuşsunuz. Ele geçirmek dediğim. Tebrik yani, ediyorum sizi. Yani biz ele geçirmedik. Satın aldık. Satın aldınız öyle mi? Evet. İyi güzel efendim. Yani bir sosyalist dostluğun şişlenmesi... Siz bu karardan pek hoşnut olmamış gibisiniz. Yani bu hoşnut olmamamız size karşı değil de daha çok İngilizlere karşı. Çünkü gözümüzün önünde bir sosyalist dostumuz şişlendi. Bunu bizi yani, rahatsız ediyor açıkçası. İngilizlerin yaptığı tutum beni ilgilendirmiyor. Ama yani sonuçta siz de haklısınız. Evet, siz de haklısınız. Ama hani sınırımla da... Bilemiyorum artık, İngiliz toprakları olması, Kanada toprakları olması, Avustralya toprakları olması beni hoşnut eden bir durum değil. Anlıyorum, anlıyorum. Yani evet, sizi sonuna kadar destekleyebilirim lakin bizim de emellerimiz vardı, bunları gerçekleştirmemiz lazımdı. Sayın evet, Metaxas, hani dostluk, hani kardeşlik, hani şeylik, ne biz oldu? Biz her zaman bizim kardeşiz. Bağımıza... Lakin İtalyanlar ve Romenlere karşı kendimizi korumamız lazım.
Evet sen... Senin kafanda öyle bir tehdit yok Zahedi. İtalyanlar ve Romeliler kapıma dayanmış durumda. Beni koruyabilecek tek devlet İngiltere. Diyeceğiniz bir şey yoksa ben gidiyorum. Hani ben, biz sizi uyarmıştık ama Mussolini'ye karşı. Siz bizi dinlemediniz. Sayın Metaxas. Tabii tabii. Görüşürüz o zaman. İngilizler sizi koruyacak mı efendim? İngilizler aslında korumayacak. Bizimle beraber atağa geçecek. Romenleri şimdiden korkuttuk bile. Korkun mesajları atıyorlar bize. Ben de bir korkutayım o zaman. Bir basara bir şey yapayım kendime. Tabii. Hoşça kalın o zaman. Demokrasi ayağını Polonyalılara vermiş olabiliriz ama. Evet, top atacak. Dünya top ya, atacak kimdi? Kaçtı efendim. Dünya barışı için böyle şeyler göz ardı edilebilir. Çok doğru. İngilizlerde silah var mıdır acaba? Silah efendim, inanın bizde de az var şu anda. Benim gönlümden biraz koptu Yunanlara ya. Efendim şöyle ki, dünya barışını dünyada tek bir devlet olarak sağlayacağız. Daha doğrusu tek bir faction olarak. Öyle. Ben kesinlikle. Yunanlara biraz yardım edelim şimdi, koskoca Amerika'yız şimdi değil mi? Şöyle tabii. Bir verelim. Tabii. Oh. Kendi askerlerimizden aldık, size verdik. Petrolü iptal edebilir misiniz? He öldü. Tamam. Ettik tamam. Petrolü iptal edin. Sonra alırız biz petrol sizde. Tamamdır efendim. Ah şu Avrupa'da demokrasi kokuyor ya. Şu benim hoşuma gitti bu. Ya demiştik size ya. Efendim şöyle bir şey var. Sakin ol. Acıyor efendim bazen böyle şeyler. Dünya barışı için göz ardı edilebilir. Hayır evet. Edilemez. Tungus'tan kaynakları ya. Benim garantim vardı. Yok o gidiyor. Ama Melkin garanti önemli olmuyor. Sizin yetkiniz yetmiyor ona. Ha. Ezmeyin oğlumu, ezmeyin. Ama işte evet. Gerçekler acıdır. Metaxas acı. Acı ama yapacak acı, bir şey. Acı. Harbiden acı ama ya. Dur. Ya da ezin. Japonlar ne durumda? Japonlar bir şey deniyor, bir şeyler deniyor Japonlar. Çinliler de bizden yardım istedi de artık yeni yetişemiyorum dünyanın her birinin yerinde. Bence yardım etmek ister mi acaba Çinliler? Nereye? Edeceğim o 40'ın şafağında edeceğim. Tamam. Hani biz zaten gerçekten çok yorulduk İngilizler olarak. Yorgun demokrat. Evet. Tam bir yorgun demokratız yani şu anda. Sayın Avustralya. Efendim. Hazır mıyız? Bir saniye daha. Tamam, ben hazırım. Ben kendilerine bir davet edeyim. İtalyanlara da giriyor muyuz? Onlara da gittik. Önce bir Fransızları şey yapalım. Yani bize arkalama durumları ortadan kalksın. Ondan sonra bütün Avrupa'ya demokrasimizi götüreceğiz. Bize asıl buyurun dedi. Hey. Nasıl? Beni ayağına çağırdı. Koskoca Commonwealth lideri İngiltere'yi. Ben bir anda buna savaş açsam sıkıntı olur mu bu saygısızlık üzerinde? Efendim bence Brace'de erkenden girmeyin. Neden? Daha fazla i̇şte an... toprak. Ya bu orası kapitol olduğu için ben daha fazla almayacak mıyım zaten? Nantes'e de girebilirsiniz. Benim... Heavy Bomber istiyor musunuz? Heavy Bomber. Zaten benim şu an var skorum hepsinden fazla. Hani İngiliz fazla ben gidiyorum savaş Heavy Bomber koyuyorum biraz bomba alayım. Onu bilmiyordum da edeyim. Fransızlar neden tek tayl 20-20 ordu tutuyor? Bir anda çünkü Almanlar onlara yuvarlayınca böyle bir durumda kaldılar. Hava her yerde yeşil değil mi İngiliz? Tamam nereyi bombalayayım? Ben nereyi bombalayayım söyle mi? Bir deneyim. Bir ben Bordeaux'yu bombalayacağım ya. Bir de test edeceğim ya. Sevgili Yunan hükümeti. Bence 1000 non-aggression karşılığında halledebiliriz o Bulgaristan meselesini. Olur. Neden olmasın? Bir de bana bağımsızlık. İtalyanlar iskale uğrarsa Bizans kurmamız için sırf bölgeleri de lazım. Ya şimdi... İtalyanlar kolay iş, onu hallederiz. Siz Sırp istiyorsanız Sırp bölgelerini de bağlayın. Almanları şimdi... iskale uğrattığımızda Macarlı bölgelerini, özellikle Sovyet bölgelerini de size bağlarız. Ne dersiniz? Şimdi Bulgar bölgelerini bağlayalım ama Sırp bölgeleri daha sonraki aşamalarda olsun. Bence. Yani bence bağlayın, daha büyük bir cepheden İtalyanları iskale edelim. Ne dersiniz? Hem sizin yani... sınırınız küçülür. Hı? Ama ya bu devirde aklını kullanmak lazım, iyi kullan. Valla Bulgaristan yeter bence efendim size ya.
bize yetmiyor. Ya yeter. İtalya'ya birlikte girelim. O zaman Sırbistan'a vereyim İtalya Savaşı'ndan sonra. Ya ver gitsin be adam, daha ne yaşıyorsun gibi. Yani veriyor musunuz yoksa biz gidelim mi? Veriyor. Tamam. Ya vereceğiz ya öleceğiz. Roman yakınlık olur. Yani biz Marin'de bastık. O nehir hattı bize islemez. Haberiniz olsun. Tamam verelim. Tabii bastık da yani ver gitsin boşver. Önce bir şunu kabul ederseniz efendim. Önce topraklar. Ya adam sömürdün beni be. Hayır sömürmedim. Bu çok oldu, bu çok oldu. Berlin artık İngiltere topraklarına bağlanmıştır. Yaşasın Churchill. Demokrasi getirilmiştir. Evet. Mücadelemiz devam ediyor. Mükemmel. Efendim bir de savaş sonu bağımsızlık falan. Tabii ki de. Verdiğimiz sözlerin her daim arkasındayım. İngiltere'yi destekliyorum. Hatta bana şimdiden konvoy yollayın. Ben onları kabul edeyim. Savaş sonunda direkt özgür kalırsınız. Yok ben kendi başıma deklarayım de pens yapabiliyorum. Sayın Metaksas, İtalya Savaşı'na bizi çağırdığınız anda. Tabii ki efendim. Almanlar niye burayı tutuyorlar acaba? Bizim. Ben Anakara'ya çekildim, sattım Almanları da bir. Şu an Almanya'dan tüm desteğimi çektim. Almanlar savaşa çağırdı, ben gelmedim. Yani siz toprakları veriyor musunuz yoksa zaten eskal edeceğiz? Allah sizin yorulmanızı tercih ederim. Tabii yorulmazsınız ama yani beni yani pek yorulacağız gibi durmuyor ama gene siz bilirsiniz. Yani uğraştırayım yeter. Hani çünkü yukarıdan da geldik. İtlik. Birazcık ben seni yoracağım gibi artık. Bombalayacak. Yo ben demat atacaktım onlara, dur. Ben gideyim yanlara, nerede bunlar? Evet, Avusturya Macarı kurduk. Oğlum buraya bağladık ya bunu. Çok garip. Avusturya Macar mı? Evet. Macar var. Ney? Kurduk mu? Avustralya Macaristan. Öyle bir şey yok. Var var. Avustur. Avustur Macar değildir o. Efendim sizi Macar'daki topraklardan dolayı kınıyorum. Efendim. Ben orada benim toprağım yok Macarlarda. Avustralya'ya verdiniz. Efendim ben ne yaptığımı biliyor muyum ki artık yani? Avustralya mı desem? Avustralyalıların hain planı var. Daha dedelerimizin hayaliydi bu efendim. Dedelerinizi neyse. Ney? Bu İtalyanlar neyin arkasında mı acaba? Ellerinden öpeyim. Ama çok kaynak manpower var orada. Onları vermek istemiyorum. Bir de şimdi... Yani gidebilirsiniz de oralara da. Yani bizim şu an oralara pek enerjimiz, takatimiz kalmadı. Öyle söyleyelim. Kalir. Öyle bir kalir ki... Stabilitim ölüyor. Free press'i bırakalım. Yani sizin marinelerle şuraya bir destek alabilir miyiz? Tamam, bir dakika. Daha kesleri çekmedim oraya. Oraya değil. Tamam. Oraya değil. Dayın kanada. Oraya vurmayın. Deliniyor şuradan zaten geliyor. Efendim. Şuradan deliniyor geliyor zaten. Benim orada neredeyse 3 kat kesim var bu arada. Macarın... 5 gemimle. Efendim Macar'ın Gustav toplarını gördünüz mü acaba? Evet gördüm. Direkt work yedi bu arada, bir gecede yarıldı. Şimdi Ortodoks kardeşim benim Ortodoks abim mi olacak? Evet. Nasıl aile ilişkisi ya? Macarlar Katolik değil miydi en son? Ya biz Ortodoks'a döndük. Hatta yemin bile ettik Yunanların gözünde. Ölü oluyor mu ya bir gecede? Oluyor. Bir gecede. Yemin bile ettik. Yunanlara sorun. Evet oldular. Doğru söylüyor. Biz o kutsal suda kutsandık bir kere biz. Kaç defa kutsandınız? Önemli olan o. 3 kere. 3 ağız 3 burun. Yanlış bildiniz. Yanlış bildiniz. Yanlış. O başka yanlış bir şeydi. 3 ağız 3 burun değil mi ya? O başka. Efendim sorması ayıptır. Bebek vaftisi mi oldunuz? Ne bileyim bize abdest mi bir şey dediler ama. Değerli ittifak üyelerim acilen raja. Acaba onlar Türkler miydi ya acaba onlar? Herkes piyadelerini çeksin, ben Avrupa'daki savaşı hallederim. İtalya'yı devralacak kişiye iyi tamirler diyorum. Ben başka yere bomba alamaya geçiyorum. Ben İtalya'yı çıkartma anladım. Attım ve tuttum. Bu bir tek yedi. Yani bombardıman etkisi biz diyoruz. Bombalama hayır. Her yerine bombaladım. Bombalama. Niye efendim? Zaten işgal ediyorduk.
Şu an zaten tek yeri her yerden. Bombalama hiçbir yeri. Git İskandinavya'yı bombala. Evet. İskandinavya'dan. Burayı da bombalar. Orbete dokunma ama. Vallahi orayı sabahtan beri bombalıyorum. İnanır mısın bilmiyorum ama. Ya su İnanırım, Afgan sabahına giremiyor musunuz? Şimdi anform yapalım bir. İskandinav donanmasını yakaladım. Evet, eskiden sevdiğimiz İskandinav donanması. Bir su tüm Pers topraklarını bize verebilir misiniz acaba? Yani benim toprağım var mı da orada? Pers toprakları, evet. Kanada'da bağlarsa. Neresi bir daha bir... Ha. Efendim siz de bizim... Trabzon'u da aldınız. Efendim sizin Orta Doğu'da yeriniz yok yok. Tanganyika'yı veriyorum efendim size Afrika'dan. Yok size Afrika... Oralar ilçer yerler efendim. Nereye çıkartmıyoruz biz? İngiliz Senola mı geliyor çıkartma? Evet, an itibariyle Moskova düştü. Vallahi ben oraya bakmayı unutmuşum. Orayı ben de saldım. Verdiğim agresif line hata yürüyorlar. Uy, bayağı itmişiz bu arada. Yani Trabzon zaten bizimdi. Kanadalılar vermedi ki. Şimdi paralel evrenler de bizim. Hayır değil. Paralel evrenler de. Hayır, orası Megalaide'ye mi? Hayır, Megalaide'ye şey yok. Ya Megalaide demeyin zaten. Hiçbir zaman gerçekleşemedi. Gerçekleşti ya. Nasıl gerçekleşmedi? Toprakları almış olabiliriz ama gerçekleştiremedik. Azerbaycan'ı çıkardım. Ama bu benim puppet'im olmalıydı. Hayır. Justify. 85 gün. Ben bunu puppet mi olacak diye çıkardım. Puppet mi oluyordu normalde de? Yani bir şey olmaz. Azerbaycanlılar da özgür kalsın yani. Daha Macar özgür kalamadı. Azerbaycan nasıl bağımsız ya? Sen özgürsün. Ama sorun bir... Neyse buyurun. Ben, Commonwealth'te olan her devlet özgürdür değil mi sanki Commonwealth üyeleri? Tabii. Biz özgürüz. Özgürlüğünü savunuyoruz. Ben değilim. Kim düştü? Commonwealth bir eksildi bir dakika. Singapur'umuz gitti. Singapur gitti. Ama sonrasında bir iyi. Aha istemiyor lan. Allah Allah. Ooo. Efendim. Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada her yeri korunuyor. Evet. Bu 8 puan.